Maçtan önce bizim için tabi maçı kazandığımız takdirde başka bir boyuta evrilebileceğimiz bir maçtı. Mental anlamda da hem rakip için hem bizim için zor bir maç olacaktı. Bunu biliyorduk. İstediğimiz aslında şekilde maça başladık. Düşündüğümüz pozisyonları da elde ettik. Sadece finali elde edemedik. Ondan sonra duran toptan yenen bir gol iki maçın kırılma anından biriydi. Bununla beraber tabii skor avantajını kaybettik. Ama oyun anlamında bugün istediğimiz pozisyonları, istediğimiz pas bağlantılarını sağlayabildik. İlk önce 4-3-1-2 sistemiyle oyuna başladık. Ve bunda oyunsal bir sıkıntımız yoktu. Sadece skor anlamında sıkıntı yaşadık. İkinci yarı biraz da formasyonu 3-4-1-2, 3-5-2 şeklindeki formasyonda kullandık. Baskı kurduk ama sonuç elde edemedik. Yani ne yaparsan yap, nihayetinde futbol sonuçlarıyla ölçülen bir oyun. Bugün yani istatistik olarak şu kadar iyiydik, bu kadar iyiydik bunu desek dahil kaybettiğimiz bir maç. Ama 8 maçımız daha var. Hala da bizim hedefimize ulaşabileceğimiz bir yol var. O yolu sonuna kadar deneyip, dik durup bir şekilde Erzurumspor gelecek sezon inşallah Süper Lig'e dönecektir. Bu konuda herkes müsterih olsun. Ama kendimizi de çek etmemiz lazım. İyi oynadığımız dönemde bile maç kazanamıyoruz. Duygulu, coşkulu olduğumuz anda bile gol yiyebiliyoruz. Bu konularda bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. İyi taraflarımız var, evet. Ama diğer tarafları da sorgulayıp neyi daha iyi yapabiliriz noktasında bundan sonraki süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bununla birlikte tabii şunu da söyleyeyim. Tabii taraftarımız haliyle sezon sonuna kadar bütünleşmemiz kolay durmuyor. Çünkü onların beklediği, özellikle son periyotta beklediği başarının çok altında kaldık. Ama biz nihayetinde tekrar bu duyguyu, bu coşkuyu taraftarımızdan bütünleşeceğimiz anı bu yıl yakalayacağımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen onlara teşekkür ediyorum.